Antalya ve İzmir edisyonlarını da takip etmenizi ve onların da etkinliklerine katılmanızı tavsiye ederiz. Çok yakın bir zamanda 4. Türkiye edisyonu da aramıza katılacak. Sürpriz olması açısından şimdi hangi şehir olduğunu söylemiyorum ama Creative Mornings Türkiye büyüyor. Creative Mornings'in bir de Field Trips adını verdiği farklı etkinlik formatları var. İşte yoga derslerinden origamiye, do it yourself'ten sokak gezilerine kadar. Ve yine pandemi başladığından beri bu etkinlikler de sanal olarak gerçekleştiriliyor. creativemornings.com/fieldtrips adresinden bu etkinlikleri takip edebilir ve katılabilirsiniz. Creative Mornings dünyadaki bütün aslında etkinlikler gibi destekçileriyle var olan bir etkinlik. Bizim de iki tane global destekçimiz var. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Mailchimp ve Skillshare. Mailchimp ve Skillshare her ay bizlerle farklı ayrıca içerikler de paylaşıyorlar. Mailchimp'in bu ay paylaşmak istediği içerik aslında bence bu odadaki birçok kişiyi de çok fazla ilgilendiren 2020'ye dair hazırladıkları büyük bir araştırma raporu. Freelancerların yani serbest çalışan kişilerin 2020 yılında ürün ve hizmetlerini nasıl fiyatlandırdıklarına dair bir rapor. Bu raporun bağlantısını şimdi chatten arkadaşlarım paylaşacak. İlgilenenlerin rapora göz atmasını tavsiye ederiz. Skillshare ise aslında yine Creative Mornings topluluğunu yakından ilgilendiren yaşam boyu öğrenmeye yönelik bir platform. Bu Skillshare'in de aslında içerisinde çok fazla farklı alanlarda, disiplinlerde öğrenebileceğiniz içerikler var, çevrimiçi içerikler var. Bunların da yine paylaşımlarını chatten arkadaşlarım yapacak. Umarım bunlardan da faydalanırsınız Creative Mornings topluluğu olarak. Ve gelelim bu ayın temasına ve konuşmamıza. Bu ayın teması resilient. Resilient'ı biz Türkçe dirençli olarak çevirdik. Özellikle hani direnç, resilience olduğu için dirençli böyle gerçekten ona eklemek istedik. Ve bu ayın teması Dallas Edisyonu tarafından seçildi ve Nicky Dione illüstrasyonumuzu yaptı. Ve biz de bu ayın teması açıklandığında yakın zamanda aslında bu konular üzerine kafa yormuş, üretimlerini, performansını gerçekleştirmiş Ekin'i davet etmek istedik. O yüzden kendisi de davetimizi kırmayıp kabul ettiği için ve bugün bizlerle olduğu için çok teşekkür ederiz. Şimdi ben topu ve mikrofonu Ekin'e veriyorum. Ekin'cim sendeyiz. Merhaba tekrar çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Ben sizden 2 saat gerideyim. O yüzden böyle biraz daha bedenim geriden geliyor. Ama şimdi konuştukça herhalde birazcık ısınacağım, açılacağım. Önce biraz kendimi tanıtırım diye düşünmüştüm. Ben Ekin Bernay. Performans sanatı yapıyorum. Aynı zamanda dans terapistiyim. Geçtiğimiz işte 12 yıldır falan Londra'dayım. Hani Londra Türkiye arasında gidip geliyorum. İki tarafta da çalışıyorum. Birazcık hani pratiğimden bahsedeceğim. Çünkü bu konuya da bağlanıyor. Hani benim sürecim yani bunu düşünürken direnç üzerine düşünürken onu fark ettim. Yani sizinle olacak bu konuşmayı yapmak için hazırlanırken aslında benim sürecimle direnç için içimizde kullandığımız mekanizmalar arasında bazı paralellikler keşfettim ve bunların belki hani sizin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm için bunları birazdan paylaşacağım. Ama önce konuşmadan önce şöyle birlikte bir esnesek çok iyi olur çünkü böyle bir uyansak birlikte. Belki önce gerçekten şöyle bir sadece hani olduğunuz yerde bak böyle bir esneme belki kollarınızla. Oh, evet belki arkaya doğru belki böyle vücudun yanlarını esnetirsiniz biraz. Ben sabah antrenman yaptım, onun üzerine çok iyi geliyor şu an Ekin. Gerçekten mi? Evet, bu sabah Creative Mornings olduğu için esneyememiştim. Vaktim kalmadı. Bilgisayar başına geçtim. Emre sen kaçta kalkıyorsun? Ben 6'da kalkıyorum. Of harikasın. Yani evde bir köpeğin olunca ister istemez sanırım o saatler kalkıyorum. Uyandırıyor. Evet. İki yana doğru da yapalım lütfen. Açalım açalım. Ne yapmanız gerekiyor acaba?
otururken her şeyi yapamıyoruz tabii ama yani yapabildiğiniz başka şeyler olabilir belki. Ben sizi görmeden kaybolup bir şeyler yapmak istersiniz. Harika. Şunu da yapalım. Bu da herkes için kolay. Yap lütfen. Tamam, süper. Aşağı bakan köpek yapacaklarımız var. Harika. Bir bakayım herkese. Süper. Çiğdem de döndü. Şöyle. Şimdi biraz daha iyi oldu. Önce böyle pratiğimle başlayayım. Hani ben nasıl bu yola girdim onunla ilgili hızlıca konuşmak istiyorum. Ben çok küçüklüğümden beri dans ediyorum herhalde, yani 7 yaşından beri falan dans ediyorum. Ve hep hareketle kendimi ifade etmek bana iyi gelmişti. Ve yaşım büyüdükçe de böyle başka yerlerden de başka yöntemler ödünç alarak böyle kendi başıma, bir yandan normal bir okulda okurken Türkiye'de, bir yandan hep böyle sanat pratiğimi yavaş yavaş geliştirdim. Bir noktaya geldim, dansçı olarak çalışırken hep böyle şey oluyordu. İşte bir koreograf bana ne yapacağımı söylüyor. Ben ona göre bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani hareket doğru nasıl edilir üzerine böyle bir sistem gelişti. Dans zaten o şekilde ilerliyor. O bana iyi gelmemeye başladı. Yani ben bu şekilde kendimi tamamen anlatamıyorum, onu anladım. Sonra danstan uzaklaştığım bir sene oldu ve o sene içerisinde gerçekten ben kendimi şu an geriye dönük bakıp diagnose ettiğimde bence hani ben o sene aslında ciddi bir depresif bir dönemden geçtim. Yani o zaman öyle tanımlanmamış olsa da bu. İyi değildim. Birçok anlamda iyi değildim. O ara vermek bana iyi gelmedi ama daha sonra bunun sonunda işte ben tekrar hani harekete dönmek istiyorum. Nasıl döneceğim? Dans psikoterapisini keşfettim. Dans terapisi de sanat terapileri şemsiyesinin altında. Sanki bir terapi, normal bir terapi sürecini daha belki aşinasınızdır. Ondaki gibi. Ama biz hani hareketi kullanıyoruz, bedeni kullanıyoruz. Bazen müziği, bazen sanatın başka dallarını kullanarak grup olarak çalışabiliyoruz. Teke tek de çalışabiliyoruz. Böyle bir eğitim aldım, yüksek lisans yaptım. Onun üzerine dans terapisti olarak, klinik olarak çalışmaya başladım. Buna paralel olarak da Simge Burhanoğlu Perform İstanbul'u kurmak istiyordu. Perform İstanbul da bizim canımız performans sanatçılarını birleştiren, Azra da yanımızda şu an, küratörlerimizden, performans sanatçıları için çalışan, onları birleştiren, gerçekten dünyada pek benzeri olmayan, benim bildiğim kadarıyla olmayan bir oluşum. Ve böyle performans sanatı dedim, hani tanımlama olarak ben artık hani yapacağım şey performans olacak, dans beni tanımlamıyor, form değiştiriyor dedim. Bir yandan da dans terapisiyle devam edeceğim, klinik olarak çalışacağım dedim ve bu ikisi birbirine yavaş yavaş örgü olarak böyle birbirine geçmeye başladı. Bu yüzden yani bugün konuşacağımız şeyle ilgili şöyle önemli. Çünkü ben hem klinik olarak çalışmalarımdan hem de performanstan yaptığım bazı keşfettiğim şeyler içerisinden bunları birleştirerek acaba hani performans sanatına daha dönüştürücü, daha bizi kendimizi tanımamız için bir metod olarak bunu kullanmak için nasıl geliştirebiliriz? Son senelerde buna daha dikkatli bir şekilde bakmaya başladım. Bu bazen normalde hani bir izleyici ve performansı gerçekleştiren kişi arasındaki o mesafeyi kaldırarak, o izlemeye gelen kişiyi katılımcı yaparak ve aslında birçok zaman eserin bir parçası yaparak, hani onlarsız hiçbir şey var olmayacak kadar bütün gücü oraya izlemek için aslında gelen insana vererek ve bu
birlikte üretime geçerek oluyor. Bazen gerçekten hani bu işe, bunu mesleği olarak yapan insanları işin içerisine çekip birlikte yine onlarla üreterek de olabiliyor. Bazen de tamamen kendi yaşadığım bazı şeyleri dönüştürmek ve anlamlandırmak için kullandığım bir metot olarak da olabiliyor. Klinik çalışmalarım hep devam edecek tabii ki. Hani şizofreni ağırlıkta çalışıyordum ben. Bir yandan okullarda çalışıyorum. Grup ve teke tek olarak. Ama şu an fark ediyorum ki, özellikle bu senede olanlarda fark ediyorum ki, bu iki taraf gerçekten birleştiğinde güçlü bir şey ortaya çıkabiliyor. Ve Tate bize yaklaştığında, işte bana, benden bir şey üretmemi istediklerinde, Londra'daki Tate Müzesi, bu pandemi sürecinde işte müze kapalı ve biz hani bir iş çıkarmak istiyoruz dediler. Resilient responses dediler. Yani çevirdiğimizde o zaman nasıl derim ona, dirençli cevaplar gibi mi? Hani dirençli değil mi? Response'u cevap olarak galiba düşünebiliriz. Yani yaşadığımız duruma, şu an olan şeye nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bize bununla başa çıkmayla ilgili bir iş çıkarabilirsiniz? Aslında bizden onu istediler. Hem bir iş üretmeliydim, hem de bir yandan da bir atölye çalışmasını nasıl uyarlayabiliriz? Hani daha terapiden gelen, klinik olan taraftan gelen uygulamalarımı nasıl bu platform içerisinde kullanabiliriz? Bunu istediler aynı zamanda benden ve birçok, aslında bunu üretirken de birçok oldu. Bu hala internette var, izleyebilirsiniz. 15 dakikalık bir performatif atölye çalışması var. Onunla interaktif olarak yapabilirsiniz benimle birlikte bunu. Ama bunu, bu süreç içerisinde bir şeyi anladım ki, aslında gerçekten hani ben kendimi bu şekilde tanımlıyorum. O zaten bir şey ama bu şekilde başa çıkıyorum birçok şeyle. Ve bunu da paylaşmak ve bunu da olabildiğince başka insanlar için de ulaşılabilir, erişebilir hale getirmek benim için çok önemli. Çünkü evet, kendimi bir sahne gibi bir şeyin üzerine koyup uzaktan da bir şeyleri hissettirebilirim ve belki de onu yine duygularımı transfer edebilirim. Ve belki bu transfer sırasında birlikte dönüşebiliriz. Ama birlikte yaptığımızda, benimle birlikte aktive olduğunda karşımdaki insan, benimle birlikte olan o konuma geçtiğinde daha farklı bir dönüşüm olduğuna inanıyorum. Ve bunu anladıkça da hani bunu nasıl geliştirebiliriz, nasıl bu metot daha fazla anlam kazanabilir, ona bakıyorum. İlk çıktığı yolla şimdi direnç üzerine böyle bazı araçlar belirlenmiş. Bu araştırma içerisinde baktığım bazı şeyler oldu. Onun paralellikleri arasında biraz konuşacağım. İlk bunun için önemli bir iş benim üretmiş olduğum kumdan kalelerim. Kumdan kalelerim performansında önce bir saat boyunca vücudumun farklı taraflarını alçıya alıyordum. Sonra bu bir saatlik süreçten sonra bu kalıplarla birlikte bir kum üzerinde kumdan böyle kaleler gibi böyle kumdan bazı şekiller inşa ediyordum. Bu işi şöyle birazcık açmak istiyorum. Bu benim ailemde babamın hasta olduğu, babamın kanser diagnoz olduğu senesi içerisinde gerçekleşen bir işti. Aynı zamanda en yakın arkadaşım babasını kaybetmişti. Kayıpla ilgili ve o kayıplarla başa çıkmayla alakalı benim onu nasıl dönüştürdüğüm, nasıl anlamlandırdığım üzerine çıkmış olan bir şeydi. Ve çok küçücük bir alanda böyle insanlarla neredeyse hani şöyle uzansam yanımdakine değebileceğim kadar küçücük bir alan içerisinde paylaşıldı. Çok duygusal bir performanstı. Ama bu süreçte hem kendim için ben o acıyı tekrar tanımladım. Hani ben ne yaşıyorum, kayıp nedir, kayıpla nasıl başa çıkıyorum? Hem bunu nasıl bir dile dönüştürebilirim? Hem benim için anlamlı olacak, hem belki de başkalarının da benimle birlikte yaşayabileceği. Hem bir yandan benzerliklerimizi görmemiz için. Çünkü aslında hani her baktığım konuda, her incelediğim konuda ben onu fark ediyorum ki aslında çok benzeriz. O yüzden o kadar benzeriz ki yani ben bir şey paylaşırken ben aslında bir aynada oluyorum bir anlamda. Yani benim olduğum konumda sen de olabilirsin ve sen de aslında belki de bu süreçten geçsen, belki sen de bir saat boyunca vücudunun farklı yerlerini alçılasan benim o gittiğim yere gideceksin. Ben de seni daha farklı anlayacağım. Bir yandan işte bu bir şeyi hissetmek ve sonra bunu dönüştürmek, dönüşüm ve bu dönüşüm önceden iyileşme olarak bunu tanımlıyordum. Şimdi tam olarak iyileşmemi bilmiyorum ama bir dönüşüm oluyor. Buna kesinlikle inanıyorum. Ve paylaşmak, paylaşırken de birlikte birazcık da
aslında başıma gelmiş olan bir olayın iplerini elime almam yaşadığım şey. O yüzden hani pandemi sürecine bakarken de böyle bir şeyle nasıl başa çıkarız, ne yapabiliriz, hani ne anlatabiliriz bu konuyla ilgili denildiğinde ben hani böyle bir şeye baktım. Ve hani iki, o hem workshop hem atölye çalışmamda hem de diğer video içerisinde önce bir kere başa çıkmaya çalıştığımız şeyi bir tanımlamak ve bir ortaya koymak lazım diye düşündüm. O performansımda büyük bir paraşüt olarak bu kendisini gösterdi. Alanda, sırtımda, nereden geldiğimi tam olarak o an göremediğim, ipleriyle beni çeken dev gibi bir paraşüt var arkamda. Ve bu aslında benim için hepimizin yaşadığı bu şeyin bir parçasıydı. Yani kendimden çok daha büyük bir şeyi anlamaya ve başa çıkmaya çalışıyorum. Ama o beni sürekli bir yere çekiyor. Nereye çektiğini bilmiyorum. Karşıdan çok güçlü bir rüzgar geliyor. Aslında bir yandan düşüyor gibiyim ama tam olarak da düşemiyorum. O yüzden bunu bu şekilde dönüştürmeye çalıştım. Hani içimde o yaşadığım şeyi ve bu nasıl bir şekilde anlam kazanabilir, hani görsel olarak anlatabilirim dediğimde bu performans ortaya çıktı. Şimdi baktığımızda böyle 6 tane şey tanımlamışlar. Dirençlilikle nasıl hani onun böyle sanki sütunları gibi, hani üzerinde durduğu sütunlar gibi farklı tanımlamalar, farklı sayılar var ama bu bana anlamlı geldi bu araştırırken. Bir tanesi işte işbirlikleri, hani kendini böyle büyük bir şeyin bir parçası olarak hissetmek. Bu az önce size bahsettiğim şeyler içerisinde bu var, yani ben yalnız değilim. Ben düşerken sen de düşüyorsun. Birlikte bu alan içerisindeyiz ve birlikte deneyimledik bu şeyi ve hala da deneyimlemeye devam ediyoruz. O yüzden ya da diğer okumdan kalelerin performansında da kaybı tek yaşayan insan ben değilim. Hastalıkla başa çıkan tek insan ben değilim. Ya da bir yerleri kırılan, bir yerlere acıyan tek insan ben değilim. Birlikte aslında bunu yapıyoruz. İlla aksiyonu birlikte yapmamız gerekmiyor. Ama ben bir şey yaptığımda sizin o sinir sisteminizdeki, o karnınızdaki, sadece buradaki sinir sistemi değil ama bu gut sistemi dedikleri buradaki nervous sistemdeki bazı şeylerle tetikleniyor. Ve birlikte bu şeyin, bu yolculuğun içerisine giriyoruz. Başka bir tane önemli konu bence vizyondan bahsediyorlar. Yani böyle bir amacın olması, bir hedefin olması. Aslında bu belki de hani hayatı birazcık daha anlamlı hale getirmek için bahsettikleri bir şey ama ben de bu her zaman kendisine o performansın özündeki o peşinden koştuğum şeyle kendisini gösteriyor. Yani sanki ben buraya bir şeyler, ben kendimi buna inandırdım. Buna inandırmak bana iyi geliyor. Yani ben buraya bir amaçla geldim ve bu amaç da bir şeyleri dönüştürmek ya da işte ürettiğim şeylerle belki başkalarında bir şeyler uyandırmak ve dünyadaki sevgiyi ve şefkati güçlendirerek. Çünkü birbirimizi ne kadar çok benzediğimizi anlarsak bu kadar fazla şefkat ve sevginin büyüyeceğine inanıyorum. Dünyadaki bütün bu yıkımı bir şekilde performansla ve bu sevgi ve şefkatin büyümesiyle birlikte dengelemeye çalıştığıma inanıyorum. Ve buna inanmak bana iyi geliyor. Bana hayatı birazcık daha anlamlı hale getiriyor. O yüzden böyle bir vizyonumuz olması ve kendi hayatımızı geniş çerçeveden baktığımızda anlamlı bulduğumuz bir şeyin olması bizde direnci güçlendiren bir şey olduğunu araştırmalar söylemiş. Başka bir tane bahsettikleri şey bizim başa çıkma yöntemlerimiz. Hani kendimizi nasıl dengelediğimiz. Bu böyle duygularımızda ufak anlarda bile başa çıkma yöntemlerimizle özetlenebilir aslında. Belki hani çok sinirlendin. Kendini nasıl regüle ediyorsun? İşte hani nefesini mi kullanıyorsun ya da bir adım geriye çıkıp duruma bakıp sakin bir şekilde tekrar duruma geri dönüp konuşabiliyor musun? Ya da biz işte terapide mesela çocuklarla yaptığım çalışmalarda en önemli şeylerden bir tanesi sürekli uygulamaya çalıştığımız o çocuğa ya da işte genç bireye hani nasıl kendisini regüle etme yöntemlerini nasıl ona verebiliriz? Nasıl başa çıkıyor? Bir şeyle çok öfkelendiğinde ya da bir onu zorlayan bir durum olduğunda nasıl bununla başa çıkıyor? O yüzden bizim için de hayatımız içerisinde çok böyle bizi uçlara iten duygularda bazı yerleri çekiştiren şeylerle nasıl başa çıkıyoruz? Kendimizi nasıl dengeliyoruz? Bu önemli direnç konusunda önemli bir şey. Yine bu performans için yani yine performansa ve benim o sanat sürecime baktığımızda ben tamamen bununla kendimi dengeliyorum. Yani an içerisinde belki anlamlandıramıyorum. Birçok zaman çok içime çekiliyorum, küçülüyorum, durumdan kaçıyorum. Ama bu benim için hani performans alanına ve o yere girdiğimde bir şekilde
o zaman yaşamadığım ve hani bir şekilde üzerinden geçmek istediğim duygularla tekrar yüzleşmem için bir alan oluyor. O yüzden burada kesinlikle başa çıkmak için bana yardımcı oluyor bu süreç. Daha sonra başka bir bahsettikleri alan işte sağlık, hani nasıl işte beslenmemiz, uykumuz, yaptığımız egzersizler. Ben bunda hani bedene gelmek, hani nasıl bugün ufak bir streç yaptık, hani bedene geldik, nefesimize geldik. Ya da işte bir şekilde bir şeyler yiyerek kendimizi daha bu dünyada hissettik, daha canlı yaşayan bir varlık olarak hissettik. Bu da bize aslında yine direnç konusunda, direnç kazanmak konusunda yardımcı olan bir şey. Biliyorsunuz zaten hani bir disiplinimiz olduğunda daha iyi başa çıkabiliyoruz. Fiziksel olarak kazandığımız güç bize duygusal olarak da güç verebiliyor. Bazen hani birçoğumuz için bu böyle bir gittiğimiz bir tapınağımız bile olabiliyor. Yani her şeyden uzak yine yani dizginleri elimizde tuttuğumuz bir alan yaratabiliyor. O yüzden ben bedenle hani iş yapmanın böyle bir avantajı var. Çünkü bedene girmek zorunda kalıyorsun. İki tane daha şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi anlam böyle bir şeyi nasıl onu çevirmeliydim? Şundan bahsedeyim, kararlılıktan. Yani bir şeye kararlılıkla, azimle böyle bir yönde ilerlemek. Performans alanında ve hani yine benim hayatta başa çıkma alanım içerisinde hani bir şeye böyle saplantılı bir şekilde takılıp onun peşinden gidebiliyorum. O beni neredeyse hani bu hayatın birazcık daha böyle dünyevi şeylerinden uzaklaştırıyor ve sanki böyle benden öte bir şey var ve ben benden bu öte şeye doğru gitmeliyim ve bunu gerçekleştirmeliyim duygusuna yaklaştırıyor. Bir yandan da problemle işte başa çıkma yöntemlerimden bir tanesi olan hani nasıl bir şeyin üzerinden böyle sanki beni bir yere atmışlar ve bu attıkları yerden nasıl geriye toparlayacağım kendimi, bir şeyin üzerinden zıplayarak ana geri döneceğim, bir büyük bir güçle bunu içimde nerede bulacağım, bunun üzerine sorduğum başka bazı sorular da yine gösterebiliyor. Bir de yine bu da direnç için hani bahsedilen bazı o sütunlardan, direncin üzerinde durduğu bazı sütunlardan bir kısmı. Performansla tekrar bağlamak istiyorum. Bu direnç üzerine yaptığım çalışmada 5 bölümü ayırdım. Önce dedim ki bir kere başımızdan geçen şeye bir şöyle bakmalıyız. Önce herkese hoş geldiniz dedim. Hani buradayız, birlikteyiz. Bu iş içerisinde, bu yaşamımız, hayatımızda bu başımıza gelen şeyle hiç olmadığımız kadar dünyanın her yerinde aynı noktadayız. Ve büyük bir şeyin üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Büyük bir şeyle başa çıkmaya çalışıyoruz dedim. İkinci bölümünde vücudumuzdaki o gerginliklere gitmeliyiz diye düşündüm. Çünkü önce bir sıkıntı nerede? Önce bize bu zorlukları yaşatan şey vücudumuzda nerede, bunu bulalım istedim. Bugün de bununla ilgili ufak bir egzersiz yapmak istiyorum kapatmadan önce konuyu. Ama önce vücudumuzdaki gerginliğe ilerledik. Sonra bunu bir şekilde daha rahatlatmaya, daha zevke, hazza doğru götürmeliyiz diye düşündüm. Çünkü hani önce nerede olduğunu, problemin tanımlarsak, sonra onu çözersek belki ne bileyim boynumuzdaki ufak bir ağrıyı önce tanımlamak ve sonra onu açarak rahatlatmak bile aslında bir başarı hissi verebiliyor ya da böyle problemi tanımlayıp ondan sonra çözmek üzerine bir tatmin duygusu yaratabiliyor diye düşündüm. O yüzden en ufak şeyle yine hayattaki en büyük şeye, hani onu bir şekilde ufak bir yerden başlayıp en büyük şeye aynalamak istediğim için bu şekilde yaklaştım. Sonra hep birlikte olduğumuz bir şeyi hissedelim istedim. O yüzden hep birlikte yine bugün yapmak istediğim ufak bir egzersiz var bizi ana getiren, birlikte uygulayacağımız. Ve en son bölümde de hayatın içerisine acaba bunu nasıl alabiliriz ve götürebiliriz diye düşündüm. O yüzden şimdi bugün de söylemek istediğim önemli bir şey. Yani ufak problemi tanımlayalım. Tamam, bu benim içimde var. Boynumdaki ağrıdan bahsedeceğim. Boynum ağrıyor. Sonra bunu açmak için ne yapabilirim? O ufak problemi çözmeye çalışacağım. Sonra birlikte karşımdakiyle gözümün içine bakarak hani evet senin de bazen boynun ağrıyor değil mi? Kadar ufacık bir şeyde aslında ne kadar benzer olduğumuzu anlayıp ondan sonra da hayatın içerisinde böyle keşfettiğimiz küçük şeyleri belki hani rüzgar eserken üzerimize doğru o esen rüzgara karşı buradaki ağrıyı hissedip sonra onu açtığım anda sonra tekrar herkesi gözümün önüne getirip belki benimle karşılıklı dans eden yüzlerce insanı, gözümün içine bakan yüzlerce insanı gözümün önüne getirip daha kendimi az yalnız hissedip
birazcık daha yani yaptığım şeyin bir anlamı var, hayatta olmanın bir anlamı var duygusunu bende uyandırıyor. Ben işte böyle performansla sürekli yeni şekillerde hayatı anlamlandırmaya çalışıyorum ve bir şekilde daha güç kazanmaya, direnç kazanmaya çalışıyorum. Hayatta başa çıkmaya çalışıyorum. Dediğim gibi konu her seferinde değişiyor. Yani babamın hastalığı da olabilir ya da büyük bir yaşadığım kayıp da olabilir ya da global olarak hepimizin yaşadığı bu pandemi gibi bir problem de olabilir. Ciddi bizi sallayan, sarsan, birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve hala içinden çıkamadığımız. Ben bu şekilde anlamlandırıyorum. O yüzden umarım hepiniz böyle bir şekilde hayatı anlamlandırabilecek bazı yöntemler geliştirebilirsiniz. Bu benim için sanat ama herkes için sanat olmak zorunda değil. O yüzden şimdi önümüzdeki şöyle bir 5 dakika içerisinde çok hızlı bir egzersiz sizinle yapıp şunun üzerinden geçmek istiyorum. Eğer zamanımız değil mi var? 5 dakikamız var galiba. Hızlı bir şekilde içine girelim. Evet. Şimdi bir dakika, biraz uzağa götüreceğim sizi. Şimdi bir tane malzeme bulursanız harika olur bunu yapmak için. Şöyle bakıyorum etrafıma. Bir kumaş parçası olabilir. Hemen böyle yakınınızda bulduğunuz. Ya da böyle bir ip olabilir. Ya da bir yastık gibi bir şey olabilir. Eğer hiçbir şey yoksa, hiçbir şey bulamayacaksanız sadece vücudumuzu kullanacağız. Ama şöyle bir dakika vereyim herkese. Ben de şuradan bir şey alayım. Hülya, senin aldığın şey muhteşemmiş ya. Harika. Vallahi böyle bu neşe katıyor bana. Harika. Elimize aldığımız ya da almadığımız şeylerle başlayacağız. Bir dakika boyunca, şimdi her şeyi normalden daha uzun içerisinde duruyorum ve bu workshop'u açıp yaparsanız 15 dakika bu alanlardan geçebilirsiniz. Birer dakika ile ilerleyelim şimdilik. Önce hoş geldiniz diyeyim tekrar. Bedene hoş geldiniz. Şimdi bu elimizdeki şeyle böyle bir şekilde bir direnç yaratmaya çalışacağız. Bir dakika boyunca bir tansiyon, alanın içerisinde bir tansiyon bulun. Eğer elinizde bir malzeme yoksa bunu çekerek olabilir. Eğer bir malzeme yoksa vücudunuza bakın. Biraz vücudu dinleyin. Nerede gerginlik hissediyorsunuz? Nerede bir ağırlık, bir ağrı hissediyorsunuz? Gözlerinizi kapayabilirsiniz isterseniz. Bu gergin alana doğru ilerleyelim. Şimdi bulduğumuz bu gergin alanı rahatlatmaya çalışacağız. Bir şekilde ne yaparsak bu gerginlik hafifler, beden hafifler. Eğer bir malzeme kullandıysanız onu bırakın bir kenara. Biraz daha hareketle ilerleyelim. Hareket bedende ilerlesin. Belki bir şeyler kendini tekrar etsin. Size zevk verecek, haz verecek o şeyi vücudunuzda bulun. Ne yaparsak beden şu an gülümseyecek.
Hazır olduğunuzda tekrar dönün merkeze. Göz göze bakmaya çalışalım. Müthiş hızlı ilerliyoruz. Böyle bir hız yok yani. 1 dakika boyunca bir egzersiz yapacağız birlikte. Bir dakika, sizi biraz daha uzağa almalıyım bunun için. Yapacağımız şey 1 dakika boyunca ama yavaş bir şekilde. Kollar yukarıya gidecek ve sadece aşağı gelecek. Ve bunu çok ağır bir şekilde yapacağız. Ben sizin için zaman tutuyor olacağım. Siz beni aynalayın. Ben sizin aynadaki görüntünüz olayım. Nefes istediğiniz gibi başladım. Kollarım aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Yavaş. Harika. Tek el kalbin üstünde, tek el karnımın üzerinde. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Bırak elleri aşağı. Şimdi böyle bir gözlerimizi böyle bir 10 saniye kapayalım. Rüzgarı hayal edelim. Sarıyor, yüzümüze değiyor. Nerede olmak istiyorsanız çok güzel bir yerdesiniz. Umarım bir gün güzel bir rüzgar estiğinde bu anı hatırlarsınız. Gülümseyerek. Belki dans edersiniz. Hazır olunca gözlerimizi açalım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederiz Ekin. Çok keyifli bir sabah oldu. Hem gerçekten konuştuk hem de biraz bedenimizle hareket ettik. Açıkçası bedenle hareket etmeyi özlemişiz bence hepimiz. Creative Mornings İstanbul etkinliklerinde gerçekten böyle çok farklı konuşmalar dışında şeyler oluyor. İşte daha önce Mercan Dede'den veya Kalben'den performanslar dinledik. Konuklarımızdan birinin getirdiği kek veya birayı tattık. Bugün de senin sayende gerçekten bedenimizle tekrar farklı bir ilişki kurmayı hayatımıza soktuk. Bence çok keyifli oldu. Şimdi ben mikrofonu katılımcılarımıza vermek istiyorum. Paylaşmak istedikleri, sormak istedikleri şeyler varsa biraz onları dinleyelim. Benim var. Süper. Çiğdem, sendeyiz. Ben şeyi çok merak ettim. Bedene girmek kavramı aslında bedenle senkronize olmak mı? Çünkü aslında kendi bedenlerimize de çok yabancı, senkronize değiliz. Ben bu sene bir dans dersi almaya başladım. Mesela ilk defa aslında beden farkındalığıyla yüzleşmiş oldum.
ve çok garip geldi. Yani senkronize değilmişim bedenimle aslında. Mesela dans ederken hep ekrana bakıyordum. Yani kayıt alıyordum, yani aynaya bakıyordum. Ve onun aslında dansıma ve bedenime çok zararlı olduğunu fark ettim. Çünkü o zaman duymuyorum, görüntüye bakıyorum. Sonra mesela bakmadan dans etmeye başlayınca biraz böyle yüzleşme gibi hissettim. Ve bedene girmek kavramıyla çok şu an şey oldu, örtüştü şey olarak. Evet, çok doğru bir nokta. Ben de hep mesela şeylerimde, böyle atölye çalışmalarımda mutlaka hani aynayı kapatıyorum. Yani şu aynaya bakmıyoruz, ayna yok, hiç aynayla bir işimiz yok. Bazen gözlerini kapattırıyorum insanlara. Hani birazcık içeriden, içimizden o çıkan şey. Ve benim de bu arada bunu keşfetmem çok zaman aldı. Yani dans eğitiminde hep aynayla iletişimin. Hani eğitmene bile ayna üzerinden bakıyorsun. Çok uzun yıllar böyle ilerledi. Ama sonra bir gün böyle... Herhalde bu dans terapisi eğitimi sırasında o esas onu keşfettim. Yani böyle hareket aslında içinden gelen bir şey olduğunda, içeriden dışarıya çıkan bir şey olduğunda bambaşka bir gücü var. Ve evet, o bedene girmek dediğim aslında o. Hani böyle bir vücut taşıyoruz her yere ama çok fazla şey burada oluyor. Çok fazla şey burada oluyor. Yani sanki bir kafa taşıyoruz oradan oraya bütün gün gibi geliyor. Yani birçok insan için bu böyle hani parmakları olan bir kafa. Geriye kalan her şey o zaman... Ne yapacağız? Yani yapabileceğimiz o kadar fazla şey varken o kadar kısıtlı ki. Çocuklar böyle değil. Çocuklar birazcık daha farklı. Ama onu bir noktada unutuyoruz, yani unutturuluyoruz. Çünkü zaman yok. Çünkü hani bir şekilde şöyle ilerlememiz gerekiyor, böyle ilerlememiz gerekiyor hayatta. O yüzden bence de gözlerini kapayarak mesela gözlerini kapasan ve hani hareketin gelmesini beklesen. Sessizlikte de olabilir bu. Ama böyle bir 15-20 dakika beklesen, vücudunda bir yerde bir hareket başlasa, sonra oraya doğru ilerlesen müthiş şeyler keşfedebilirsin. Sonra oturup yazsan onu, hani onunla bir iletişime geçsen. Bizden devam eden, yani aslında biz ona girdiğimizde kendimizle ilgili birçok şey öğrenebiliyoruz diye düşünüyorum. Ama evet, aynayı biraz unutmak lazım. Birazcık da bedeni hatırlamak lazım. Dans da bunun çok etkili bir yolu. Çünkü hani doğrusu yanlışı yok, her şeyi yapabilirsin. Tamam. Belki toplumsal olarak var ama bizim yaptığımız bu harekette bir doğru bir yanlış, işte bir formun hiçbir önemi yok yani. Benim için hiçbir önemi yok nasıl göründüğünün, ama nasıl hissettiği önemli. Bazen hiçbir şeye benzemeyen küçücük bir hareket oluyor ama iç dünyanda bir sürü şey değişebiliyor yani. Hani dışarıdan ama sadece bunu yapıyorsun ama içinde ne dalgalar kopuyor yani. O yüzden bedene girmekten evet kastettiğim o yani. Hem bedeni hatırlamak, hem belki hani farklı farklı alanlarını tarayarak aktive etmek, ama hem de içindeki dans ne söylüyor? Onu keşfetmek, ne kadar güzel dansa başta böyle bu şekilde yaklaşıyor olman. Yani şu an böyle başlamış olmana çok sevindim. Vaktimiz varsa bir sorun daha var aslında, ilişkili olduğu için eklemek istedim. Ya bir de sanki zihin de biraz manipülatif bir ayna gibi. Yani şey, ben mesela böyle zihnimde çok kaldığım zaman bir böyle koreografi çıkartamıyorum. Yani ben tasarımcıyım, biraz tasarımcı pratiklerini kullanarak şey yaptığımı fark ettiğim anda aslında bu şeyler oldu. Biraz da işte Lerna'ya sormuştum dans hocama. Yani zihnini bir bırak dedi, vücudunu dinle dedi. Sonra da ayna keşfi öyle geldi. Mesela zihninde kaldığım zamanda da çok şey oluyor. Yani birine göstermelik bir problem çözümü gibi bir şeye dönüşüyor. Ama şey de gerekli gibi geliyor. Çünkü bazı hareketleri zihninde görüp bedenine deniyorsun ve İkisinin senkronize olması da işbirliği iyi bir şey oluyor. Onu nasıl dengelemek gerekiyor? Yani her durumda farklı bence yöntemler geliştirilebilir bu konu için. Çünkü bazen bazı koreografilerde gerçekten hani aynada yapılması ve aynada üretilmesi gerekiyor. Yani nasıl göründüğünün hiçbir zaman hiçbir önemi yok demiyorum. Özellikle hani koreografik bir iş çıkarıp tekrar edebilmek istediğim bir şey yaptığında o kolaylaştırıcı bir şey olabiliyor. Hem de karşındakine bir iletişimin var. Sonuçta bir sebebi var yani. Hani bir forma girmesinin de bir sebebi var. O yüzden hani tamamen onu çöpe atamayız. Ama dediğin gibi ikisinin arasında bir iletişim olabilir. Yani ne üretmek istediğine bağlı olarak. Bazen içinden çıkan, hani gözlerin kapalı çıkan bazı şeyler işine yarayabilir. Tekrar etmek istediğin hareketlerin bir anlamı olabilir mesela. Hani sürekli bir yere gidiyorsan onları araştırabilir. Sana niye sürekli buna gidiyorum da, ya da bu sürece girdiğimde nereye gidiyorum, hani hep böyle bazı şeyler kendisini sürekli gösteriyor, onlar bir bilgi verebilir belki. Ama onun dışında da bazen sadece formdan da ilerleyebilirsin tabii ki, hani o tasarımcı kafanla düşünerek, yani işte böyle negatif space'ler, hani nasıl ne iyi görünecek o resmi yaratarak, yani o da önemli bir şey, çünkü onu da tamamen çöpe atamayız. O yüzden herhalde ikisinin arasında bir denge yaratmak, yani bunun böyle bir tek cevabı yok ama
Yani özellikle koreografide bazen önemli, bazen önemli. İşte dans orada birazcık hani formlar, stiller, tekniğinin olmasının bir sebebi de var yani. Bazı çizgiler öyle anlatılınca çok estetik oluyor. Çok o estetik de bir şeyi hissettiriyor insanlara. Bir şekilde belki de bir şeyini de gösteriyor. Hani bir skill de gösteriyor, böyle bir çalışılmak, hani bir şeyin üzerine çalışmak, onu mükemmelleştirmenin de bir kıymeti tabii ki var yani. O yüzden güzel bir denge kurmak lazım herhalde ikisinin arasında bu durumda. Anladım. Teşekkür ederim. Başka soru veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Merhaba, ben eklemek istiyorum. Teşekkür ederiz Ekin, çok güzeldi. Seni takip ediyorum ve çok hoşuma gidiyor gerçekten yaptıkların. Ben de çok zihinsel şey, yani zihinde kalan bir insandım yani çok uzun zamandır ve bedenimi çok unutuyordum. Bana da master yaparken, refugee care master yaparken Nina Papadopoulos, belki biliyorsun. Evet. Master programını kuran Renos'un karısı ve yani bize de gelip işte mültecilerle nasıl çalışabiliriz, hani böyle direkt semptom üzerine de şeylerini anlatmıştı, deneyimlerini. Ama ilk yaptırdığı workshop şeyle ilgiliydi. Bedeni, yani evle ilgili. Bir kere şeyin adı evdi ve böyle 20 kişi falan, 4'er 5'er kişilik işte 4-5 grup yaptı ve işte şimdi el ile tutuşacaksınız ama hiç konuşmayacaksınız ve sadece bedenle hareket edeceğiz. Ben işte böyle hafif bir müzik açacağım arkada ama işte gruptan biri ayrılsın dediğimde de her gruptan biri ayrılacak. Biri girsin dediğimde de her gruptan biri girecek dedi ve yani ne kadar sürdüğünü tam hatırlamıyorum. Muhtemelen böyle yarım saat 40 dakikaydı ama yani o gruptan birinin gidişi gerçekten evden birinin ayrılması gibiydi. Birini alırken böyle direnç gösteren gruplar oldu ama böyle çok welcoming gruplar da oldu ve ben gerçekten o workshop'tan sonra beden falan olmuştum. Yani inanılmaz güçlüydü. Sonrasında da hatırladığım yine Tavistock'tan biri gelmişti. Ay, kadın ismini unuttum, çok ayıp. O da şey yaptırmıştı mesela, yine böyle çok büyük bir gruptuk. O da mültecilerle body üzerine çalışıyor. Ve böyle herkesin görebildiği bir yerde ortada 2-3 yastık koyup tenis raketiyle vurmaya başladı. Ve hani bunun aslında diğer insanları da bedensel olarak nasıl bir şey çağrıştırıyor, nasıl hissettiriyor onu konuştuk. Ve gerçekten yine yani hiçbir konuşma olmayan bir şey sonrası, bir hareket sonrası ağlayanlar, aşırı sinirlenenler, yani böyle inanılmaz yoğundu. Ve gerçekten ben bu sonra uzun süredir böyle kendime hani bedenimle ilgili bir şey yapmayı erteledikten sonra artık ertelemiyorum. O yüzden böyle gerçekten çok önemli ve bunu diğer insanlara da hani aktarmak ve böyle yaymak, bunu muhteşem bir şey gerçekten. O yüzden çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum hakikaten. Yani kendini ifadede bu resilience konusunda ve bizim master programını kuran Renos da resilience'a çok, yani tabii ki sonuçta mültecilerle çalıştığı için çok yönelen bir adam ve onun çıkardığı bir tane grid vardı ve orada aslında başımıza gelen bazı kötü olayların bizi nötr bırakması ya da düşürmesindense aslında çok pozitif etkilerinin olduğunu da söylüyor üzerimizde. Sen hiç böyle bir örnekle karşılaştın mı hani diye sormak istedim. Aklıma o geldi. Yani evet ya, birçok zaman herhalde, yani o şöyle bakamıyorum, yani bu olmasaydı nasıl bir hayatım olurdu, zaten onu bilmiyorum. Ama sanki gerçekten hani başıma gelen şeyler ve onlarla başa çıkma yöntemlerim beni olduğum insan yaptı ve olduğum, hani şu an olduğum insanı da yani her zaman ne bileyim seviyorum yani. Çıkan şeyin amacını, yapmaya çalıştığı şeylerden mutluyum. O yüzden sanırım her şey için geçerli yani.
bazı şeyler olmasaydı, keşke olmasaydı demek bile diyemiyorum bile yani. Çünkü hani en zor şeyler bile keşke olmasaydı diyemiyorum. Bir şekilde zaten oldu. Hani zaten elimde değil ve oldu ve zaten hani o yaralar açıldı ve bir şekilde kapandı ve sonra oradan birçok şey ortaya çıktı. Ya, gerçekten bunları bir şekilde bir şeye dönüştürüp anlamlandırmaya çalıştığım için de her seferinde böyle çok şey yapamıyorum yani, ah vah hani benim hani hayatım diyemiyorum. Bir de galiba şey oluyor, klinikte çalışınca belki hep başka insanların nelerle başa çıktığını gördükçe böyle hep bir şükretmek yani, tamam hani evet hayat zor, gerçekten zor, onu bir kere kabul ediyorum. Ama hani bir şekilde de gerçekten hani iyi bir noktadayım yani, bunlar var hani, bunlar tamam olmadı hani, birçok şey yok ama bunlar da var elimde, hep onlara bir şekilde odaklanmaya başladım. O yüzden daha böyle genel bir şekilde cevap verebilirim herhalde, hani hayata genel bakışımla ilgili öyle bir şey var. Evet, ve şükretmeyi hakikaten yine bedensel bir şey sonuçta. Bence sesli söyleyince de çok değişiyor. Ona da bu sene ben başladım yani, böyle oh çok şükür demeyi. Evet. Radyo şuradan çıkarınca değil mi? Annemi dinlemeye başladık. Bilmeyenler için Gülnaz'la Ferahlaz kardeş, soyadlarından da anlıyorsunuzdur. Hülya'nın el kaldırdığını görüyorum. Hülya sendeyiz o zaman. Şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Ekin, çok teşekkürler. Bana şeyi çağrıştırdın. Zor dönemlerde başa çıkmaktan bahsettiğinde ben de bir dönem yurt dışında yaşıyordum işim gereği ve o dönem annemi kaybettim. Ve bu duyguyla hem hani uzakta olmak ve bu duyguyla baş etmek çeşitli böyle kendi kendime yüklenmelere yol açtı. Sonra 3 haftalık bir inzivaya katıldım orada. Fransa'nın doğusunda Vosges ormanlarının ortasında böyle 3 haftalık bir bilinmeyen bir kasabada bir inzivaya katıldım. Orada işte çeşitli programların içinde bir tane de kahkaha yogisi eğitmenimiz vardı. O bize bir teknik öğretti. O çok hoşuma gitti benim. Her sabah sanki sihirli bir şampuan, bir vücut şampuanı var. Onu vücudunun her tarafına koyup köpürtüyorsun, böyle her tarafını köpürtüyorsun ve bütün vücudunu fark ederek kahkaha atıyorsun. Bu acayip yani, basit ve çok iyi yani şey. Paylaşmak istedim hani, bir deneyin, hakikaten çok keyifli de oluyor ve güne böyle şey başlıyorsunuz neşe içinde ve hakikaten bütün bedeninizi şampuanladığınız için de o sırada tüm bedenle de iletişim kuruyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Düşününce bile böyle gülümsetiyor yani. Hani göz canlandı. Ne hissettireceği canlandı yani. Çok güzel çok bir yöntem. Benim bir sorum olacak. Hazır kimseye başka el kaldırdığını görmüyorken. Böyle hep şey diye paylaşılan ama işte gerçek olup olmadığını asla bilemediğimiz bir cümle vardı. İşte beynimizin işte yüzde bilmem kaçını kullanıyoruz aslında hani falan gibi. Sabah bu bedenle ilgili şeyi, senin anlattıklarını ve işte o direnci ve yaptığımız hareketleri de böyle düşününce acaba bedenimiz için de aynı şey geçerli mi diye düşündüm. Yani böyle en azından mesela kendimi düşündüğümde asla esnek bir insan değilim. Yani hayatım boyunca en zayıf olduğum halden en şişman olduğum hale kadar hiçbir zaman mesela eğilip ayaklarımın ucuna falan dokunamadım. Ama mesela bu acaba yine benim kafam yani zihnimde veya bedenimde yarattığım dirençler yüzünden mi? Acaba hangisi yüzünden bir de? Yani acaba kendim zihnim mi onu engelliyor? Benim esnek olup ayaklarımı ellememi? Yoksa bedenimi tanımadığım veya bedenimi yeteri kadar kullanmadığım için mi o esnekliğe sahip değilim? Biraz aklıma o geldi. Onları sana böyle sorayım istedim. Evet, çok ilginç bir konu. Yani şimdi hangisi böyle tavuk yumurta olayı gibi bir şey. hangisi? Bir kere kesinlikle bedenimizi full kapasitesinde kullanmadığımız, yani %100 bu zaten. Yani bak, atletlere bak, yani sadece bedeniyle çalışan, bir jimnastik yapan bir insan neler yapabiliyor? Aynı beden özünde, tamam hani o kadar mükemmel yapamayabilirsin ama aynı vücutla aynı hayatı aynı süreli yaşıyor seninle, ama o disiplinle ve o çalışmayla neler yapabiliyor vücut yani. Ama neyin üzerine yönlendiğini de düşündüğünde, ya da hani çok ekstrem sporlar yapan insanlar, yani kayalıkların kenarından bisikletiyle gezen
insan da aynı vücudu taşıyor seninle. Şimdi neye doğru risk alıyorsun, neye doğru vücudunu geliştirmek istiyorsun? Bence birçok etken var bunun içerisinde. Mesela sen daha çok hani güç kazanmak üzerine çalıştırmışsın vücudunu. Hani bu sabah da sporunu yaptın. Hani senin vücuduna da baktığım zaman ben hani daha böyle hani gücü geliştirmek üzerine değil mi? O şekilde kullanılmış vücut. Ama mesela senin yaptığın birçok güç gerektiren şeyi ben yapamam. Ama bir yerde hani onu kırman gerektiğinde, şimdi adeleleri o şekilde çalıştırdığında, onu kırman gerektiğinde, başka bir yere gitmek istediğinde daha limitli olabilir vücudun bana göre. Çünkü hani belki orada da bende de o güç ve hani o birikim ve o şey olmadığı için, o yüklülük olmadığı için benim erişebildiğim bazı şeylerde sen erişemeyeceksin. Yani farklı olması evet normal ama bence bir şekilde hani bir yöne doğru da olsa bir yöne doğru ilerleyip bir şekilde içine girmemiz belki de önemli olan. Yani hem gidip yani şey yapamayacağız hani hem gidip bir jimnastik yapan bir insan gibi o kadar esnek, o kadar böyle inanılmaz uçan hareketleri de belki yapamayacağız. Ama bir yandan gidip hani kütüğü de kaldıramayacağız yani 15 tonluk kütüğü de kaldıramayacağız. O yüzden hani bir şeyi seçip bir şekilde içine girmenin bir yöntemini bulmak. Hani hepsi olamayız ama bir ucundan tutalım bari yani bir yöne doğru hani bir farkındalığı olsun. Kendine özel yapabildiği. Benim yaptığım, benim vücudum bunu yapar dediğimiz bir tarafı olsun. Yani hepsi mümkün değil zaten herhalde yani. En ideal vücut nedir yani? Bazı vücut çok hızlı, bazı vücut çok güçlü, bazısı çok esnek. Belki özünde ne var, ne sana iyi geliyor? Yani bir sebebi var senin o kadar güç üzerine çalışmanın, bir sebebi var. Bir de onu anlamak çok ilginç oluyor. Mesela sen neden acaba bu vücudu kendine, bu vücuda doğru ilerledin ve bu vücuda ilerlemek sana ne veriyor? Ya da ben mesela niye bunu yapıyorum? Hani hareket etmek ve bu farklı yerlere gidebilmek bana ne veriyor? Onun anlamlarına bakmak da çok böyle ilgimi çekiyor. Diyeyim. Çok çok teşekkürler. Böyle benim de bayağı böyle şimdi aklıma geldiğim ama uzun uzun sanırım düşünmem gereken dediğin gibi tavuk yumurta ilişkisi olduğu için konulardan biri. Başka sorusu veya paylaşmak istediği bir şey olan var mı? Sanırım yok. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Ekin.